Adem hocam. Sor gelsin. Acele giden neden ecele gider? Çünkü neyin hayır neyin şer olduğunu biz bilemeyiz de ondan hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir köyde çok yaşlı ve fakir bir adam varmış. Fakat öyle güzel, öyle dillere destan beyaz bir atı varmış ki kral bile onu kıskanırmış. Kral at için neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya hiç yanaşmamış. Bu at bir at değil benim için. Bir dost. İnsan dostunu satar mı dermiş. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış ve bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne param var ne de atın demişler. İhtiyar, karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp deyin. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karardan ibaret. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı bunu henüz bilemiyoruz diye cevap vermiş. Köylüler ihtiyara kahkahayla gülmüşler. Ama aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönüvermiş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de 12 vahşi atı peşine takıp beraberinde getirmiş. Köylüler ihtiyar adamın etrafında toplanıp özür dilemişler. Sen haklı çıktın. Atın kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir sürü atın var demişler. İhtiyar, karar vermek için yine acele ediyorsunuz. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin henüz ne getireceğini bilemiyoruz diye cevap vermiş. Köylüler bu defa ihtiyarla açık açık dalga geçmemişler ama içlerinden de bu adam sahiden akılsız diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden tek oğul artık uzun süre yatakta kalacakmış. Köylüler yine gelmiş ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başka hiç kimsen de yok. Şimdi eskisinden daha fakir ve zavallı olacaksın demişler. Yaşlı adam, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin. Oğlun bacağını kırdı evet ama tek gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonrasında ne olacağı size asla bildirilmez demiş. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir orduyla saldırmışlar. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençlerin ya öleceği ya da esir düşeceği herkes tarafından biliniyormuş. Köylüler yine ihtiyara gelmişler. Yine haklı olduğun kanıtlandı. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler asla köye geri dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, meğer büyük bir şansmış. Bunu duyan yaşlı adam, siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen tek gerçek var, benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olacağını sadece Allah bilir. Sözünüzü hocam. Hayatta karşılaştığımız olaylar ilk başta iyi ya da kötü gibi görünebilir. Ancak gerçekten iyi veya gerçekten kötü olduğunu ancak zamanla anlarız. Acele karar vermek bizi yanıltabilir. Çünkü şanssızlık gibi görülebilen bir olay büyük bir fırsata dönüşebilir ya da tam tersi. Bizim yapmamız gereken tek şey sabırlı olup olayları kendi akışında değerlendirmeyi öğrenmeliyiz. Zira olmadı diye sızlandığımız duaya gün gelir olmadı diye şükredebiliriz.